Merhaba tarih ve gelecek izleyicileri. Bu bölümümüzde sahaflığı konuşacağız. Sahaflığın tarihini konuşacağız. Sahaflığın tarihini konuğumuz Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar. Ümit merhaba. Merhabalar. Merhaba Volkan. Ümit'le biz herhalde 2010-11 Aslıhan Pasajı İstanbul'da bir dükkanım vardı senin. Orada Evet. tanışmıştık. Evet. Şimdi sen de İzmir'desin, ben de İzmir'deyim. Ama yine yan yana gelemediğimiz bir dönemdeyiz. Olsun, geçici bugünler diyelim. Ümit, istersen şuradan başlayalım mı? Birazcık seni tanımayanlar için, seni sahaflar ve takip edenler biliyor ama nasıl başladın? Neden sahaflık yapmaya karar verdin? Oradan başlayalım. Sonra seninle bugününü, yarınını, tarihini konuşalım sahaflığın. Olur, memnuniyetle. Ben öncelikle herkesi çok candan bir şekilde selamlıyorum. Tarih ve gelecek izleyicilerini. Aynı zamanda biz çekimi 2 Mayıs'ta yapıyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kutluyorum herkesin. Gecikmiş de olsa. Ondan sonra da kendi hikayeme geçeyim. Girizgah yaptıktan sonra. Şimdi zaten seninle de işte 2010'dan beri tanışıyoruz. Sen de gayet iyi biliyorsun. Başka yerlerde de bahsettim. Ben memurdum. Devlet memuruydum. Askerdim hatta, yani bunu defaatle de söyledim. Ama bir kitap okuruydum ve işte mecbur hizmet denen bir şey vardı. Onun bitmesini bekliyordum. Öyle bir takım koşullar vardı. Onlar bittikten sonra 15 seneyi doldurup istifa ettim ve doğrudan Aslıhan Pasajı'ndaki o minicik yerde, merdiven altı olan yerde sahaflık yapmaya başladım. İşte ilerleyen zamanda orada devam ettim. Sonra işte dernek meselesi başladı. O devam etti. 3 sene önce İstanbul'dan ayrıldım. 1,5-2 yıllık bir ara verdim. Kimi sebeplerle, işte ailevi vesaire. Ve geçen sene Ocak ayı itibariyle de İzmir'deki Küçükyalı'daki dükkanı açtım. İşte senin de bildiğin dükkan. Açtım, kapattım tabii işte. Şimdi böyle bu şekilde konuşmamızın da sebebi salgında, malgında falan da filan da derken. Şimdi de yine bir benzer ikinci kapanmada bu sohbeti yapıyoruz. Yani benim kabaca hikayem o. 2008'de başladı hikaye. 2021, 13 yıl olmuş. Fena bir zaman değil. Yani böyle çıraklığın yarısına gelmiş durumdayım aslında galiba. Baya yavaş ilerliyor diyorsun bir şeyler. Öyle valla, bu ustalardan duyduğumuz şeyde söylüyorum, işte Lütfü abiler falan şey derler, çıraklık 25 yılda falan bitiyor derler. O yüzden öyle azimli bir şekilde şimdilik bakalım çıraklığın yarısını bitirip öbür yarısına devam ediyorum kendimce. Tamam, o zaman buradan devam edelim. Sahaf kimdir? Yani bizim gözümüze hemen işte ikinci el kitap satan insan geliyor genel olarak böyle. Ya da işte bazen herhalde her türlü kitap, ders kitapları da satan var karşı. Yani çok çeşitli bir dünya var orada aslında kitap satışı. Ama Evet. sahaf kimdir ya? Bunun klasik tanımı yapılabilir mi? Yoksa döneme göre değişen bir tarafı da var elbette bu konunun. Yani sahafın aslında bir klasik tanımı elbette var. Hani belli, tırnak içinde söylüyorum, kriterleri karşılayan insanların sahaf diye tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da en başta ben sonradan fark ettim. İnsanın kendisinin tanımlamaması gerektiğini anladım. Yani şey diye ortaya çıkıp ben sahafım diye böyle pat diye kendinizi koymanızın çok bir anlamı yok. İnsanlar size sahaf dedikleri zaman siz sahaf oluyorsunuz. Yani ben de işte bu Aslan Pasajı'ndaki dükkanı devralmıştım ve işte Kibrit Kitabevi yazıyordu. Bizim Ali'nin dükkanıydı. Ertesi gün Hermes Sahaf yazıyordu ama o iş öyle olmuyormuş. Yani ben hala mesela aklıma gelir, iyi bir okur olduğumu düşünüyordum ama yelpazenin çok geniş, dünyanın çok büyük olduğunu o zaman fark ettim. İşte bazı kitaplar sorduklarında şey diyordum, herhalde dalga geçiyorlar benimle falan diyordum. Yani o kitapları bilmiyordum çünkü. Öylelikle sahaf olunmuyor tabii, zaman içerisinde olunuyor. Bu bir kitabiyat bilgisi güçlendirme meselesi. Çünkü elbette bizim bir ikinci el kitap satma durumumuz var ama aynı zamanda bizim
hala işte araştırmacılara, akademisyenlere bir destek ve takviye olma durumumuz da var. Dolayısıyla burada bilmemiz gereken bir sürü şey var. Okumamız gereken bir sürü kitap var. Hakim olmamız gereken kocaman bir literatür var. Biraz bu, biraz işte eski yazıyı okuma meselesi. Ama kitabiyat bilgisi çok önemli. Yani ben hani eski yazı bilmeyen de bir sürü arkadaş var. Arkadaşlarımız arasında var. Ama çok iyi kitabiyat bilgileri var. Yani literatüre çok iyi hakimler, yazarları, kitaplara vesaire. Bunların hepsinin beraber olduğu bir şey aslında sahaflık. Ben bunu kategorilere de ayırıyorum. Yani herkes kendine sahaf diyor elbette ama birinci şey de işte bizim bu eski ustalarımız dediğimiz insanlar var. Nedret abiler, Lütfü abiler, sair kişiler. Asuman abla vesaire. Ankara'da Ahmet abi. Bunlar işte o çıraklık meselesini bitirmişler. 25 yılı geçmişler. Birazcık fazla. Nedret abi 78'den beri, Lütfü abi 73'ten beri yapıyor. Onlar artık hazmetmişler. Artık başka bir noktaya geçmişler. Zaten eski yazı bilgileri vesaire şunlar bunlar harika. Bir alt kategoride işte benim yaş grubumda bu niyetle yürüyen insanlar geliyor. Biraz daha belge, bilgi, evrak işine de eğilmiş ve bu yönde de emek sarf eden insanlar geliyor. Ve sonrasında sadece ikinci el kitap satanlar var arkadaşlar arasında. Onun daha altında, alt demeyelim de ondan bir ayrı olarak ikinci el kitap da satan ama bu sınav ders kitabına da tırnak içinde söylüyorum bulaşmış insanlar var. Bu çünkü ticari bir, iyi de para getiren bir şey aslında bir yandan. Bunu yapan arkadaşlar var. Sonra da işte sadece sınav ders kitabı satanlar, korsan satanlar falan gibi böyle ayrı ayrı bölümlerde gidiyor. Ama Güvenli birazcık şey tarafı var. Yani bir tür danışmanlık durumu var sahafların. Yani o elbette, elbette. bilginin anlamı hani şey değil sadece işte kitaplar pahalı biz daha ucuzunu şu var mı? Var falan. Bu basitlikte bir ilişki yok sahaf ve şey müşteri arasında Elbette. diyeceksin. Elbette yani müşteri ya da okur nasıl tanımlarsak. Şöyle ki bir örnek vereyim mesela. İşte geldi birisi. Yaşadığım örnek ama isim vermeden söyleyeyim. İşte bir şey sordu. Bir konuyla ilgili bir şey sordu. Ben de şey dedim. Ya Toplumsal Tarih Dergisi'nde bununla ilgili bir yazı vardı. Bir bak istersen dedim. Aa dur bir dakika dergi bende var dedim. Çıkarttım. Dergiyi verdim. O makaleyi gösterdim mesela. Bu bir şey. Her ne kadar dijital dünya pek çok evraka ve belgeye doğrudan ulaşma olanağı verse de yine de araştırmacılar ya da akademisyenler için dediğim gibi. Hatta akademisyenliği de başlangıcında olanlar bu şey bile dahil. İşte üniversitede ödev hazırlayanlar, bitirme tezi hazırlayanlar, yüksek lisans hazırlayanlar, doktora yapanlar gibi böyle katman katman hepsi açısından bizim oralar iyi kaynaklar. Çünkü nadir kitap dediğimiz şey, az bulunan nadir eser dediğimiz şey biraz da ticari anlamda itibar görmediği için bundan 50 sene önce bir sefer basılmış ve bir daha basılmamış kitaplar anlamına geliyor. Ve bunlar bizde olabiliyor. Bir de ilgi alanlarına göre yani ben şimdi İzmir şehir tarihiyle ilgili bir sürü şey topluyorum. Bu bir yıl içerisinde epey bir şey topladım. İlgi alanlarına göre size X kişiye hitap edebilecek farklı farklı sahaflar var. İşte gidersiniz gazete basın tarihi gibi bir şeyler arıyorsunuzdur mesela. Gazete müvezzileri dağıtımcısı çocuklarla ilgili Lütfü Seymen'in çalışmaları var. Ondan bir sürü şey bulursunuz. Ya da Efe Zeybekler'le ilgili işte Kansu Şarman, sahaf değil ama Kansu Şarman'da bir sürü şey bulabilirsiniz. Konuşmaya başlamadan evvel ya ne konuşuruz diye düşünürken benim aklıma şey geldi. Bir, ilginç de bir örnek olabilir. Sahaf değil elbette ama mesela Riyazanov'un yaptığı şey çok kıymetli bu anlamda. Ekim devriminden sonra Marx Engels Enstitüsü'nün başına geçmiş biliyorsun. Riyazanov Avrupa'ya gitmiş ve o Marx'la Engels'in hayatına dair her şeyi toplamış. El yazmalarını, şunları bunları, bir sürü evrakı, belge. Biz bu sayede o şeyi biliyoruz mesela. Belge üzerinden biliyoruz. İngiliz işçi birliklerinin oluşması, işte anarşistlerle sosyalistler arasındaki tartışmalar, manifestonun yazılma ve oluşturulma süreci gibi gibi şeyleri bu sayede biliyoruz. Yani bizim yaptığımız işte biraz ona da benziyor bir yandan. Bu bilgi, belge, evrak vesaire toplama işinin güzel tarafı o. Aslında bugün tabii hani tarih programımızın formatı tarih olduğu için tarihçilik hizmeti de var bu anlamda sahafların. Yani kayıtlı bir Evet. sadece kitap da değil işte kartpostalından çeşitli materyallere kadar orada bir sürü mesela ben biliyorum sen İzmir'e gelme ya da İstanbul'da başladın ama İzmir'de daha çok
senin sahafına uğrayınca daha eski nadir eserleri toplamaya, bir takım bilgi belgeye, İstanbul'da bu kadar yoktu. Daha bu tarafa yönelmiş durumdasın. Mesela bu da bir tarihçilik hizmeti gibi geliyor bana. Elbette elbette yani hani henüz o kadar değil ama ben iyi bir İzmir şehir tarihi dokümanı biriktiriyorum diye düşünüyorum. O zaman içerisinde olacak bir şey. Şimdi İstanbul'la ilgili şöyle şey var. Yani bunu hep beraber yaşadık. Sen de çok iyi biliyorsun. İstanbul'un kendine has koşulları var. Hayatta kalma, yaşamını sürdürme. Beyoğlu'nda kiralar yüksek ama dükkanı Beyoğlu'nda tutmak durumundasın. Hani insanların gelmesi açısından falan. Biraz bundan dolayı iyi demiyordum ben işin doğrusu. Bir de şeyi de biliyorsun işte Gezi direnişinden sonraki süreçte Beyoğlu'nun kültürel unsurlardan arındırılması gibi bir alt politika işliyor ve bu hala devam ediyor. Mekanlar, tiyatro salonları, işte sinema salonları, şunlar bunlar. Bu bize de sirayet etmiş durumda. Dolayısıyla orada biraz daha kapana kısılmış vaziyetteydim işin doğrusu. Şimdi biraz daha bu anlamda rahat davranabiliyorum. İzmir'de bu şeyi konforum var diyebilirim. Yani kendi istediğim şeyleri daha fazla yapabiliyorum. Bu çok da mesleki açıdan da önemli. Ne güzel. Peki o zaman birazcık tarihine değinelim sahafla. Yani Türkiye'de kitapçılık, sahaflık, yani nasıl tanımlayacaksak. Tabii hani Evet. sembol olmuş işte Sahaflar Çarşısı diye bir ikonik şey var. İşte fotoğraf vardır her zaman bu konu açıldığında. Evet. Bir sahaflık tarihinden bahsedebilir miyiz? Şu anlamda soruyorum. Yani bir geleneği olan, usta çırak ilişkisi olan, belki belli dönemlere ayırabildiğimiz. Ne dersin bununla ilgili? Şimdi evet, bir sahaflık tarihinden bahsedebiliriz. Yani örgütlülüğü Avrupa'daki kadar iyi olmayan diyelim. Çünkü Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam kitapçıların ilk kurdukları birlik 1401 senesinde falan kurulmuş. Hani Kitapçılar Birliği gibi bir şey. Kendi örgütlenmeleri anlamında. Ama yine de evet bir sahaflık tarihinden bahsedebiliriz. Çünkü matbaanın icadından ya da Türkiye'ye gelmesinden önceki dönemde de zaten epey bir kitap üretimi var. Epey demesek bile bir kitap üretimi var. Ve işte istinsahçılar deniyor. Kitap kopya edenler. Yazma kitapları kopya edenler. Bunlar bir zaman sonra elde bir şekilde fazlalıklar oluşuyor. Ölenlerden şundan bundan kaynaklı olarak ve sahaflık böyle böyle doğuyor. Yani elimizdeki bilgiler itibariyle söyleyebileceğim 1600'lere kadar şu anda geriye götürebiliyoruz sahaflık tarihine dair şeyleri. Hatta ben bunun örneğini de vermiştim. İsmail Erunsal bir şey buluyor, bir sahafın terekesini buluyor. Tereke dediğimiz de işte ölen kişinin kadın nezaretinde borç harç dökümünün yapılması. Süleyman Efendi diye bir sahaf var. 1600'lerde yaşamış. Terekesini çıkartmışlar ya adamın o zaman da borcu alacağından fazla çıkmış. Yani bizim sahafların Bir 500 geleneği var diyorsun. değişmeyen bu geleneği muhafaza ediyoruz çok sağlam bir şekilde. Borcumuz alacağımızdan hala fazla ama en azından buradan hareket edebiliyoruz ki yani en azından 500 yıllık bir yazılı şeyi var. Geleneği var. Ha burada mesela şuna girebilirim. Bunu söylemek mecbur edineyim çünkü hep yanlış bilinen bir şey. İşte istinsahçılıktan sonra bu kopyalamadan sonra matbaanın gelmesiyle beraber başka bir dönem başlıyor. Ama bizde hep 1729 kabul ediliyor. Çünkü o şey geleneğinden kaynaklı, Türk İslam geleneğinden kaynaklı bir anlayışla İbrahim Müteferrika'dan başladığı varsayılıyor ama Osmanlı topraklarında ilk kitaplar 1494-1505 arasında basılıyor. İspanya'dan göç eden Yahudiler Selanik ve İstanbul'a iki ayrı kolla geliyorlar. Matbaalarını da getiriyorlar. 1494 ile 1505 yılları arasında 16 tane galiba dini içerikte olmasına rağmen broşür basıyorlar matbaalarda. Sonra Yani Ermeni baskıları. şey Osmanlıca değil benim bildiğim kadarıyla şey İbranice. maddelerine dönüş. İbranice. Ama Osmanlı topraklarına ilk bu basılıyor. Ama Evet. İbrahim Müteferrika bir Macar müftedisi olmasına rağmen hani Hristiyanlıktan Müslümanlığa dönmüş birisi olmasına rağmen Müslüman kabul edildiği için ilk matbaa hep 1729 diye bizde kabul edilir. Ya o da işte o devlet algısından kaynaklanıyor. Neyse işte matbaayla beraber bu arada mesela Müteferrika da batıyor. Yani bir miktar kitap çıkartmış ama yine talep görmediği için Pazarı yok yani o kadar. tabii yani işte karşılığı yok vesaire.
Öyle devam ediyor. O dönemden sonra da sahaflık devam ediyor. İşte Osmanlı döneminde matbaa sayısı artıyor. Hatta bazı sahafların matbaaları falan var. Sahafiye-i Osmaniye şirketi var mesela. Kitap basıyor bir sürü. Sahaf Hüseyin Efendi'ydi galiba. Onun matbaası var. Kitap basıyor. Aynı zamanda bunlar kitapçılık da yapıyorlar. Aynı zamanda sahaflık da yapıyorlar. Sonra işte Osmanlı dönemi. Sonra Cumhuriyet'e geliyor. Cumhuriyet'te harf inkılabı, harf devriminden kaynaklı bir orada bir kesilme oluyor. Yani bir ufak bir kargaşa oluyor diyelim. Eski yazıdan yeni yazıya geçişle ilgili. Ama o da devam ediyor. Oradan da işte 60'larda bir böyle altın çağının yaşadığı bir dönem var. Tırnak içinde söylüyorum bunu, altın çağı diye. Sonra 80'lere geliyor. 2000'lere kadar da işte değişe değişe dönüşe dönüşe gelmeye devam ediyor. Ve günümüze kadar da işte öyle ya da böyle devam ediyoruz şeye. Sahaflık mesleğine devam ediyor. Bu arada mesela şey, sen sahaflar çarşısından bahsettin, Beyazıt'tan bahsettin. Aslında sahaflar önce kapalı çarşı içindeki Hakkaklar Çarşısı denen bir sokaktalar. Fakat orada sanıyorum depremden sonra ya da yangından sonra tam hatırlamıyorum. Çarşı dışına çıkıyorlar. Şimdiki yere ondan sonra geliyorlar. Ben Yani o da bilmiyordum. başka Kapalı çarşıdan bir mecburiyetten kaynaklanıyor anlayacağın. Yani doğrudan Bayezid'deki bu çarşı içinde değiller. Hatta çıkıyorlar. Bayezid'deki çarşıda da sonradan yangın çıkınca 50'lerde bir ara Bayezid Camii'nin avlusunda açıyorlar. Sonra Fahrettin Kerim Gökay zamanında şimdiki yerler yaptırılıyor. Tekrar geri dönüyorlar vesaire vesaire. Öyle bir şey var. Böyle mekansal anlamda da bir değişimi var. Evet, Sonra aslında şu oluyor. Sonra şu oluyor. Tarihsel bağı anlamında söylüyorum bunu. Kültürel mekanlar Beyoğlu'na kaydığı için aslında daha doğrusu hep Beyoğlu'nda var olanlar daha ağırlık kazanmaya başladığı için ister istemez kitapçılar ve sahaflar da Beyoğlu'na kayıyorlar. Bayezid biraz da 80 sonrasındaki furyada özellikle de bu ANAP döneminde başlayan sınav ders kitabı hani habire değişen ÖSS sınavları, ÖSS'ler, ÖYS'ler bilmem neler derken Bayezid Sahaflar Çarşısı bir anda sınav ders kitabı satan, bir yandan da işte turistik eşya satan falan bir yere dönüşmeye başlıyor. Orası bu anlamda gelenekten biraz da kopuyor. Şu anda orada birkaç dükkan var işini hakkıyla devam ettiren. Onun dışında orada pek bir dükkan kalmadı. İşte Beyoğlu'nda var, Kadıköy'de var, Üsküdar'da var vesaire. Dağılmış durumda yani. Aslında bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama bir arada olmaları bana hep daha cazip geliyor sahafların. Yani tabii ki mahallelerde de olsun kolay ulaşabilirim ama kent merkezinde mümkünse görünür ve bir arada olma, bir atmosfer yaratma. Hem de sahaf gezmek diye bir şey var ya, onu yaşamak. Elbette. Tabii. Yani en güzel o zaten. Yani iki türlü düşün. Öncelikle kendi amacını karşılamak için. Çünkü kitap arıyorsun. Aslan Çarşısı'na girdiğin zaman 30 dükkan var. Sonra bu 30 dükkandan birisinde zaten bulursun. Bir yandan da senin dediğin gibi bu işin keyifli tarafı o. Yani insanlar sahaf gezmeyi seviyorlar. Çıkacaksın, iki satır orada muhabbet edeceksin. Öbür tarafta bir çay içeceksin. Tanıdığına bir selam vereceksin. Öbür tarafa işte bana diyelim mesela söylediğim bir kitap vardı. Ya gelirse ayır bana dediğin mesela. Onu gelip soracaksın vesaire vesaire. Yani onun tabii güzel tarafı o. Çünkü çarşı mantığı o anlamda güzel. Hem gelenekselliği, tarihselliği de korumak anlamında güzel. Sahaflar açısından güzel tarafı da şu. Sen en başta bahset, usta çırak ilişkisinden bahsettin. Bunu günümüz koşullarında sürdürebilmek mümkün değil. Ama bunu yapabileceğimiz, kısmen yapabileceğimiz tek yer çarşılar. Çarşıdaki bir usta kıdemli ismin olması senin başın sıkıştığında daima ona başvurabilmeni sağlayacak. Bu anlamda da kıymetli ve güzel. Aslında bir tür okul çarşıların öğretme bir standardı oluşturma belki diyelim sahaflık Tabii. anlamında Tabii bir tabii görevleri tabii. var. Ya bir de şöyle bir şey hep heyecanlandırmıştır. Mesela bilindik kitap evleri yani yeni kitap satan kitap evlerine 3-5 kere girdikten sonra aşağı yukarı orada ne olduğunu biliyorsun. Hangi rafta ne var? Çünkü yeni kitaplar ya da sürekli basılanlar. Ama sahafa girdiğinde bir tür aslında sonra konuşacağız seninle. Şimdi kör randevu diye bir şey de yapıyorsun. Biraz öyle bir şey. Yani hiç aklına gelmeyecek aslında en heyecanlandıran şeyler sahafta birden pek de ne aradığını bilmeden karşına çıkan
kitaplar oluyor. O açıdan da sahafların yani yeri tutulamaz bir şeyi var. Böyle bir tarafı da var. Okumaya, araştırmaya teşvik eden deyip biraz günümüz sahafçılığına gelelim istersen. Şimdi Olur. Şeyi söyleyeyim hemen senin bu dediğine ek yapayım öyle geçelim. Ben genellikle şunu gördüm zaten. Bir şey aramaya gelen insan aradığı şeyin dışında 50 tane şey alıp çıkabiliyor. Hani bu işte kazımayı ve arkeolojiyi seven insanlardan bahsediyorum. Yani X kitabı arıyorsun, onu buluyorsun belki ama sen o arama sahikiyle geldiğin için zaten 8-10 tane başka bir şey alıp çıkıyorsun sahaftan. Bu başka bir güzellik. Peki Günümüze şimdi gelelim. günümüz internet kitapçılığı, işte e-kitap teknolojisi uygulamaları, hani kitap artık basılı yayına gerek var mı? Sosyal medyada bir sürü tartışma var. Şimdi sahaflık burada nereye oturuyor sence? Ya sen mesela gidişatı nasıl görüyorsun? Çünkü çok o açıdan büyük değişimlerin yaşandığı bir aralıkta senin meslek hayatın tam şekillendi. Evet. Yani 10 yıl önce ne böyle internet kitapçılığı vardı, ne böyle sosyal medya vardı, ne internet bu kadar herkesin rahat ulaştığı cep telefonu falan 15 yıl önce. Bunların hepsi aslında senin sahaflık deneyimin içinde geldi, oturdu hayatın ortasına. O açıdan Evet. senin gözlemlerini merak ediyorum. Ben bu anlamda avantajlıyım herhalde. Çünkü şey gibi oldu. Ben bu işin içinde hani süreci takip ederek de devam ediyorum. Ama bundan 30 sene önce başlasaydım bir anda bu internet mi internet geldiği zaman hani çok Hazırlıksız daha yakınmayabilir. olabilirdi. O tuhaf olabilirdi, zor olabilirdi benim için. Ya şimdi biraz evvel de bahsettiğim şeyle de bağlantılı. İşte istinsahçılar varmış. Sonra matbaa gelmiş. Sonra işte eski yazı devam etmiş. Sonra yeni yazı gelmiş. Yani yeni alfabeli kitaplar basılmış. Bu bir süreç olarak devam etmiş. Şimdi de bizim nesli kurtarır basılı kitap meselesi. Bizden sonraki nesil de devam ettirir diye tahmin ediyorum. Hani şey olarak, jenerasyon olarak söylüyorum bunu. Sonrasında ne olur ben de merak içindeyim ama bir yandan hazırlıklarımı da yapmaya çalışıyorum. Yani en basitinden şunu söyleyebilirim. Elime geçen şu anda Osmanlı Türkçesi ve daha böyle kıymetli gördüğüm, nadir bulunur gördüğüm her şeyi dijitalize ediyorum ben. Bir başka stok yapıyorum yani. Belki de ileride bir 10 sene sonra kağıt elbette kalkmayacak ama bunları biz ne diyeyim sana PDF dosyaları halinde satmaya başlayacağız. Evet. Belki bunları bu şekilde sunmaya başlayacağız. Hatta bana yakın zamanda böyle bir firmadan bir e-posta geldi. Böyle bir işe başlamışlar. Ve elimizdeki kitapları belli bir komisyon oranıyla işte taramayı falan teklif ediyorlar vesaire vesaire. Bunlar başka gereklilikler haline geldi. Çünkü bu kitapların bazıları hakikaten çok az. Çünkü günümüze işte 3 tane 5 tane ulaşmış kitap. Yani bundan 100 yıl evvel 100 tane basılmış da günümüze 3-5 tane ulaşmış. Bunlar da çeşitli kütüphanelerde, evlerde, kitaplıklarda vesairelerde. Dolayısıyla sunulması artık pek mümkün değil. Belki bunlar artık PDF dosyaları halinde satılacak ya da ona benzer dijital formatlarda satılacak. Ya şu başlamış durumda. Ben hatta bir ara şeye niyetlendim. Acaba böyle bir şey temin edebilir miyim diye. Fiyatı çok yüksek çıktı. Hani şu bildik hikaye vardır ya. İneği buradan koyuyorsun, salam oradan çıkıyor hikayesi gibi. Bunun benzeri şeyler, otomatlar var artık. Kitap otomatları. Hani o kitapların durduğu otomatlardan bahsetmiyorum ama. Bir takım telifi olmayan ya da telifini firmanın aldığı kitaplar var. Bunlar dijital halde veri bankası olarak duruyor cihazın içerisinde. Gidiyorsun, kitabını seçiyorsun. Kapağını dahi sen seçebiliyorsun. Birkaç Avrupa havalanında var mı? Kapağını dahi sen seçiyorsun. Ondan sonra tıklıyorsun, kredi kartını geçiyorsun. Hop sana basılı olarak kitabı veriyor. Bu hale de gelmiş durum. Yani bu da başka bir... Ama tabii şey, cihaz 10 bin avronun üzerindeydi en son. Ben bir iki sene önce baktığımda hani bizim alabileceğimiz şeyler değil belki ama bunlar insana başka da bir vizyon da veriyor. Ya bunlar yapılıyor falan diye. O yüzden üzerine düşünüyorum. Benim de elimdeki nadir ya da kıymetli eserleri dijitalize etme çabam bundan kaynaklanıyor zaten. Yarın öbür gün bakalım ne yaparız diye. Ya tabii daha bu gerçi hayat da çok hızlı değişiyor. İşte 10 yılda neler değişti. O kadar da daha böyle gider
ne kadar gider ondan emin olamıyor insan tabii bir yandan. Ama şu yani hep programın başından beri konuştuğumuz aslında işte onun danışmanlık görevi dedik, işte bilgiyi belgeyi bulup çıkarma görevi dedik vesaire vesaire. Bunların konuştuğumuz şeyle bir ilgisi yok aslında. Yani bu mesela bir ihtiyaçsa sahaflar da ama farklı biçimlere girerek ama farklı mekanlarda her ne olacaksa değil mi? Olmaya devam edecek yani şimdi çünkü bir yandan da şuna da ihtiyaç var. İnternet kendi algoritması gereği ne arayacağını bilen insan aradığını bulabiliyor ama hani henüz tam ne arayacağını o kadar da bilmeyen, yeni yeni bir şey araştırmaya çalışan insanlar için de çok yüzeysel ve ilk elden bilgileri veriyor. Çok hani o kazıyı yapmak için birine danışmak, yol gösterici olmak. Şimdi burada bir sahaflığın bir işlevi var mesela. Bu bence kolay kolay ortadan en azından görünür vadede kalkacak bir şey. Evet, çok haklısın. Çok haklısın. Yani bir de hani dijital mecra, internet dediğimiz hikaye yanlış bilgilendirme, yani dezenformasyona çok müsait. İşte hani şeyden bahsediyor bu Facebook, Facebook gibi yapıların seçimlerdeki seçmen kitlesini nasıl yönlendirdiğinden önüne koyduğu şeyler itibariyle vesaire. Ya da basit bir örnek vereyim, biraz zamanımız var. Bundan bir 7-8 sene önce bir keman virtüözü ölmüştü. Bu örneği hep veriyorum ben. İskandinavya'dan bir tane afacan öğrenci, akademisyen de Wikipedia'daki adamın sayfasına girip müzik ve kemanla ilgili afilli bir cümle yazıyor. Zamanında da böyle bir şey söylemişti diye. Adamın öldüğü akşam. Ertesi gün yazılı basında ve dijital basında adamın ölüm haberini duyuran herkes bu cümleyi alıntılayarak şey yapıyor, duyuruyor. Çocuk sonra pişman olmuş. Kanıtlarıyla beraber insanlara mesajlar atmış. Ya ben ekledim bunu, bakın girdiğim saat şu bilmem ne diye. Bir sürü site hadi oradan canım falan demişler. Çocuğa inanmamışlar bir de. Yani dijital mecranın böyle bir tarafı var. Bunun yanında da hani şeyi düşün. Britannica ya da ne bileyim işte diğer ansiklopediler. Ya Ülkü Tamer çalışmış, Yusuf Atılgan çalışmış. İşte ne bileyim bir sürü önemli isim çalışmış ve hakiki bilginin olduğu yerler. Dolayısıyla fiziki şeyler, buna hem kağıdı kastederek, kitabı kastederek hem de bizzat sahafı kastederek söylüyorum. Hala dijital mecralardan çok daha doğru bilgiye ulaşma yolu gibi geliyor bana. Şimdi burada bir şey, yani Sahaflar Derneği başkanısın sen. Evet. Herhangi bir meslek kolunda örgütlü olmak zaten hem o mesleğin niteliğini tartışmak, bir standart geliştirmek, kendi mesleği geliştirmek hem de birbirine sahip çıkmak, işte bu deminden beri konuştuğumuz, yani yeni ne yapabiliriz, biz nasıl ayak uydurabiliriz, bu meslek nasıl evet, daha iyi hale gelebilir, bir sürü bir sürü sayısız faydası var. Bu açıdan Sahaflar Derneği'nde faaliyet yürütüyorsunuz. İstersen bu konuşma bağlamında biraz dernekten de bahsedelim. Olur. Şimdi tersten gideyim. Derneğin yakın zamandaki en büyük faydası şey oldu. Bizim üyemiz olmamasına rağmen bu İzmir'deki sel felaketinde Üçkuyulardaki bir arkadaşımızın dükkanı biliyorsun selde çok büyük zarar gördü. 20 binin üzerinde kitabı gitti. Şimdi ilk hareketi Twitter üzerinden işte başlattık bir şekilde. Kendi Twitter hesabımdan yapsam o kadar ciddiye alınmayabilirdi. Ama işte örgütlülük dediğin gibi dernek hesabından ilk duyuruları yaptık biz ve yardım çağrısında bulunduk. İnanılmaz ilgi ve destek gördü ve Emre'nin dükkanı bir ay gibi kısa bir zaman içerisinde komple derleyip toparladık. Şimdi buradan da geriye doğru gideyim. Aslında biraz tuhaf. Yani bizim sahafların hep örgütlenme ve bu şekilde dernek çatısı altında bir araya gelmesi biraz zorunluluklardan olmuş. Yani biraz evvel bahsettiğim sahaflar içerisindeki o felaketler, yangın mesela. O yangından sonra sahaflar bir dernek kurmuşlar. Ve işte yardım kampanyaları düzenlemişler. Hatta Fahrettin Kerim Gökay'ın işte düzenlediği yemekler, memekler, başka bir takım etkinlikler var. Sonrasında Sahaflar Birliği Derneği var. Hali hazırda faal o da. Nedret abi dernek başkanı. Bu 96'daki bandrol meselesi ilk ortaya çıktığında biz de biliyorsun böyle şeyler ortaya çıktığında bir takım çok iş bilen memurlar çıkarlar ve her tarafa musallat olmaya başlarlar. Ya gelip şey yapmışlar işte
1870 baskısı kitapta niye bandrol olmadığını falan sormaya başlamışlar. Cezalar kesmişler. Mahkemeye verilen arkadaşlar var. Bizimkiler de işte Nedret abi, Ankara'da Ahmet abi vesaire bir örgütlenmenin gerekli olduğunu yeniden fark edip Sahaflar Birliği Derneği'ni kurup Kültür Bakanlığı ile falan görüşmüşler. Ayrı bir genelge çıkartılmış ki sahaflara ilişilmesin diye. Yani 96 öncesi basılan kitaplarda bandrol olması mümkün değil. Ha bandrol varsa zaten orada başka bir yasal olmayan durum var. Sahte bandrol basılmıştır. Evet. Yani filan böyle saçma sapan işler. Bizim dernek de biraz şeyle beraber aslında hareketlendi. İşte bu Beyoğlu'ndaki kültür süreçleme politikaları şu bu aynı zamanda sahaflara siyasi olarak o Beyoğlu ve Üsküdar Belediyelerinin bakışları vardı. Sen de biliyorsun o süreci. O dönem yaşadığımız sıkıntıları giderebilmek adına biz biraz daha örgütlendik ve kendi aramızda ve kendi çapımızda bir şeyler yapmaya başladık. Ha bu şu anlamda iyi oldu. Bir, dediğin gibi bir hem beraberlik sağlıyor. Mesela ben bu akşam şey yapacağım arkadaşlara. Bu 17 günlük kapanmadan sonra biz bir çalıştay yapmayı planlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de beraber bir şeyler konuşulacak vesaire. Onunla ilgili arkadaşlardan fikir alacağım. Herkes birer bana yarım sayfa, bir sayfa bilgi notu göndersin. Ne istiyoruz diye. Bunların hepsini bir araya getirip harmanlayıp bir ana başlıklar çıkartıp çalıştayda bunu kullanmayı planlıyorum. Bu hepimizin fikirleştiği bir şey oluyor. İşte bu son dönemdeki olup bitenlerle ilgili kendi işte iletişim gruplarımız var dernek içi. Habire haberleşiyoruz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz, neler yapabiliriz falan filan gibi bir takım şeyler yapıyoruz. Bu anlamda örgütlü olmak çok kıymetli tabii ki. Yani, hatta sen bir ara eğitimler yapılacağından bahsetmiştin ya sahaflık işte, konusunda bir standart geliştirmek için. Tabii, bu da ona da geçen seneki salgının tam kapanması, Mart'taki tam kapanmadan bir hafta önce biz bunları konuştuk, anlaştık, bir program belirleyecektik. Salgın oldu, kapanma girdi araya vesaire vesaire. Bu çalıştayda yine onu gündeme getireceğiz. Yani o çok büyük bir ihtiyaç. Evet. Eğitim programları, sertifika programları, belli bir standarda gidilmesi. Şey çok önemli. Ya ben bunu bir okur olarak söylüyorum aynı zamanda. Ben meseleye hep öyle bakıyorum. Ben bir okur olarak bir dükkana gittiğimde ne bekliyorum karşımdaki insandan? Dolayısıyla bu beklentimizi karşılayabilecek bir esnaf şeyi ortalaması yaratmak durumundayız aslında. Belli bir standartizasyon yaratmak durumundayız. Bununla ilgili biraz çaba sarf edeceğiz tekrardan, tekrardan. Yani çünkü bu iş böyle gitmeyecek. Bu salgınlar, kapanmalar, bilmem neler böyle gitmeyecek. Bir şekilde normal hayata kısmen döneceğiz herhalde. Bunun için gerekiyor. Vallahi bence de çok şey önemli bir iş yapıyorsunuz bu konuda. Şimdi artık süremizi dolduruyoruz. Evet. Ama senin bu son dönemde yaptığın çok eğlenceli ve sürprizli bir iş var aslında. Hani birazcık hani teknolojiyi konuştuk, zamanı, dönemi konuştuk ama kitapla kurulan ilişki biraz oyunsu, eğlenceli bir tarafı da var. Sen bunu hani mesleğe bir renk kattın belki, bir şey oldu. Hani sen de bir yerden ilham aldın. Neyse uzatmayalım. Kör Randevu diye bir şey yapıyorsun. Evet. Birazcık bahsetsene ondan. Nereden aklına geldi? Takip edebildiğim kadarıyla çok ilgi de çekti yani o şey iş. Ya ilgi de çekti. Taklit edenler de var. Hatta böyle mutlulukla da söylüyorum. Edilsin tabii, herkes yapsın. Sıfır gibi yeni kitap satan iki internet sitesi, küçük de değil bunlar, hacimli de siteler. Onlar yapmaya başladılar. Mesela iki tane sahaf arkadaş yapıyor. Ya ben de tabii ilhamı yurt dışından aldım aslına bakarsan. Biraz evvelki o hani havaalanlarındaki o kitap otomati örneğinden de bahsettim. Etrafa bakıyorum, dışarıda neler oluyor, bizim meslektaşlarımız neler yapıyor, dışarıdaki insanlar vesaire. Orada gördüm. Aklımın bir kenara yazmıştım ben bunu epey zaman evvel. Benden önce fiili olarak yapan da var. Homer kitabı bir tanesi. Beyoğlu'ndaki, Yeni Çarşı Caddesi'ndeki. Bu kapanma dönemi garabetinde aklıma geldi benim. Çünkü bir çıkış yolu bulmak zorundasın. İnsanlar dükkana öyle ya da böyle sebeplerle gelmiyorlar. Ama Ümit, bunu devam et ama şey, bir ne olduğunu söyle istersen, bilmeyenler var. Nasıl tamam. Bir şey kullandı bu? Yani kitapla kör randevu tam adı bu. Mesele şu. Sürprize çok açık. Biraz oyunsu, biraz eğlenceli bir şey. Ben kitapları paketliyorum.
Güzelce dışı içi gözükmeyecek şekilde paketliyorum. Üzerlerine sadece türlerini yazıyorum. Bir de bazen şaşırtmacalı, bazen hakiki ipuçları koyuyorum. Yani yazarla ilgili ipucu, kitabın konusuyla ilgili ipucu vesaire. Bu kitapları bu şekilde hazırlıyorum. Her ay 70 ya da 80 kitap veya 100 kitap hazırlıyorum. Sonra ben bunları bir internet, önce Drive üzerinden, internette kendi sayfam, Drive sayfası üzerinden açıyorum bir gün kala. Herkes bir inceliyor, ipuçlarına bakıyor, oradan kendisini gıdıklayan, dikkatini çeken, ilgisini çeken bir şey var mı diye. Ama rağmen kitabı satın aldıktan sonra kitap evine geldi, paketi açtığı ana kadar ne aldığını bilmiyor. İşin güzel tarafı bu. Ama tahmin edebiliyor sadece. Zaman zaman tahminlerini tutturanlar oluyor. Zaman zaman çok ters köşeye yatanlar oluyor. Hazırlama süreci güzel. Azıcık yorucu ama güzel. Özellikle de o satışa çıktıktan sonra benim kargoya vermemle başlayan insanların merakla kargocuyu bekledikleri, aldıkları ve paketi açtıkları anı paylaştıkları zamanlar güzel. Yani aslında şu sıkıldığımız ve bunaldığımız zamanlarda küçük nefes alacak bir alan yaratmış gibi bir şey oluşturdum. O da hoş, çok hoş oldu, güzel oldu. Yani eğleniyoruz aslına aslında bakarsan. Biraz herkesin kendine hediye alma imkanı sunmuşsun gibi bir şey oldu yani. Sürprizi de var. Elbette. Ama kendini alıyorsun bir yandan. Ya insanlar arkadaşlarını alıyorlar, kendilerini alıyorlar. Kimisi kitapları tutturuyor dediğim gibi, kimisi tutturamıyor ama güzel eğlenceli bir şey oldu ya. O güzel devam ediyor. Bu önümüzdeki hafta pazar gene yapacağız işte. 9'unda yenisi var. Ben onu duyurmaya başlayacağım yakın. Hazırlıklarını yapıyorum. Görüşmeye başlamadan evvel ipuçlarını yazmaya başlamıştım kitaplara. Senin Twitter adresini takip ederek herhalde bu duyuruları şey yapabilirim. Evet, evet, sosyal medyadan, Twitter, Instagram ve Facebook'tan duyuruyorum ben kitapların hazır olduğunu. Hangi bağlantı üzerinden inceleyebileceklerini. Hatta bu sefer şunu da yapacağım. Bir değişik şey olarak. Bir sefer yaptık, daha küçük çaplı yapmıştık. Tahmin oyunu. Daha erken açacağım bu sefer. Belki bir iki üç gün zaman incelenebilecek. 70 kitaptan en fazla tahminde bulunan 5 ya da 10 arkadaşa kitap hediye edeceğim ayrıca. Ekstradan. Ha, bu yeni, güzel. O da biraz daha iyi okurlu şey, ne derler? Ödüllendirmek gibi ya da iyi okura bir selam vermek gibi bir şey olacak. Ümit, çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Süremizi doldurduk. Eyvallah ya. Seninle zaten muhabbetlerimiz hep böyle yetişmiyor ama çok da güzel oluyor. Çok sağ ol. Bana bu fırsatı da verdin. İyi oldu. Asıl sen sağ ol. Zaten buradayız. Yani herhalde yan yana da başka zamanlarda buluşma imkanı olur. Yani biz zaten görüşürüz de program içinde belki belli konular bulur. Tekrardan bir şeyler yaparız. Olur. Ben hep buradayım. Nasıl peki, olsa. Görüşmek üzere. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Selamlar herkese. Hoşçakal. Bu bölümün de sonuna geldik. Sahaflığı, sahafçılığı, dününü, bugününü, kitabı konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.